Şebin Karahisar'dan tüm izleyicilerimize, takipçilerimize günaydın diyoruz. Bugün 4 Ocak 2023 Çarşamba. Evet, güne günaydın derken AK Parti ilçe başkanı Nejat Okuyar'ın ofisinden günaydın demek istedik. 2023 yılındaki çalışmaları, beklenen çalışmaları, 2022 yılındaki genel çalışmaların değerlendirilmesini alacağız ve sizlere aktaracağız. Nejat Başkan, günaydın. Nasılsınız? Öncelikle günaydın, hoş geldiniz ofisimize. Ben de bu 2023'ün bu ilk günlerinde tüm hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. Bütün ilçemize, hanelerimize, bütün ailelerimize mutlu, başarılı, huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Evet, 2022 yılında yoğun çalışmalar oldu. Her şeyden önce 2022 yılında acı kayıplarımız meydana geldi. Şebin Karahisar'da bir makamda bulunan belediye başkanının makamdayken ahirete intikal etmesi bütün camiayı derinden üzdü. Bunu herkes hissetti. Yine aynı şekilde bir İmranlı belediye başkanı da olmuştu. Ahirete intikal etmişti. Yaşarken hepimizin gözü önünde yok olmak, vefat etmek bir ilçede, belirli bir bölgede insanları derinden yaralıyor. Önce hepimizin başı sağ olsun diyoruz. 2022 acısıyla tatlısıyla geçti. Sizlerin de çalışmalarını hakikaten yakından takip ettik. Bir boşluğu doldurmaya çalıştınız. Burada bir gönüllü çalışma vardı. Hem siyasetle birlikte hem de gönüllü çalışma vardı. Bu anlamda tebrik ediyorum. 2022 yılının genel değerlendirmesini alalım sizden. Evet, sizlerin de ifade ettiği gibi 2022 yılını biz her zaman hüzünle, acıyla hatırlayacağız. Merhum belediye başkanımız yakalandığı amansız hastalığa düşerek maalesef hayata veda etti. Gerçekten hem teşkilatımızın hem ilçemiz üzerinde çok büyük emekleri var. Tabii bunun da ötesinde bir insan, genç, üç çocuk babası, bir akrabalığımız, aile dostluğumuz olan birisi tabii ki bizi derinden yaraladı belediye başkanımızın vefatı. Bu vesileyle kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. Teşkilatımıza, ilçemize, tüm sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Tabii siz de söylediniz, yani görevinin başında vefat etti. Sorumlulukları vardı. İnşallah biz onun arkadaşları, dostları, teşkilatı olarak onun da halkımızla paylaştığı bütün sözleri yerine getirmek için 2022 yılı da vefatından sonra da ekstra bir performans ortaya koyduk. Tabii bununla birlikte devlette devamlılık ilkesi var. Teşkilatımızın bize yüklediği sorumluluklar var. Tabii kısa sürede ya 15 gün içerisinde yeni belediye başkanımızı yine ortak akılla birlikte seçtik ve yeniden Bismillah dedik. Demek zorundaydı çünkü. Ondan sonra çünkü belediye başkanımızın da rahatsızlığı sürecinde yaklaşık 7-8 aylık bir hastalık süreci oldu. Orada da ertelediğimiz işlerimiz vardı. Hem o işlerin telafisi noktasında hem yeni ortaya koyduğumuz proje hizmetler açısından yaklaşık 4-5 aylık çok yoğun bir tempoya girdik. Mevcut belediye başkanımız Ömer Şantürk'le birlikte. Yani 4 ayda yaklaşık 5-6 kez Ankara'ya gittik. Yaklaşık 20 kez Giresun'a gittik. Trabzon Bölge Müdürlükleri, Sivas Bölge Müdürlükleri yoğun bir çalışma temposuna girdik. Çok şükür. Yani başta burada gündemimiz ilçemizin özlediği, arzuladığı doğal gaz konforuna kavuşmacıydı. Bu Evet. rahmetli başkanımızın da verdiği bir sözdü. Çok önceliklediğimiz bir işti. 2023 yılına sözünü almıştık ama biz yani 2023'ün ilk aylarından itibaren ilçemiz bu konfora kavuşsun Evet. istedik. Yine Eğribel Tüneli'ne birkaç kez yine ödenekle ilgili durum aşamasına geldi. Akabinde hemen Ankara'ya gitmek suretiyle tekrar bu süreci tekrar hızlandırdık. Eğribel Tüneli'ne bir nokta koymak istiyorum. Ben başından sonuna kadar takip ettiğim için Eğribel Tünelimizin temel atma töreni Çamağzı mevkisinde 25 Nisan 2015 Cumartesi günü yapılmıştı. O zamanın Ticaret ve Gümrük Bakanı Sayın Nurettin Canikli'ydi.
ve Ulaştırma Bakanımızla birlikteydi. Kendilerinin o zamanki vermiş oldukları müjde, 2019 yılında Giresun, Şebinkarahisar arasında Erbel Tüneli tamamlanmış olacak idi. Şimdi 2023'teyiz. Bu aradaki 3 yıllık uzatmanın sebepleri nelerdir? Şimdi şöyle, dediğiniz tarihte başlandı ve 2019 yılında o ihalesi yapılan iş tamamlandı. 3 yıllık, 2016'dan 2019 yılına kadar olan iş 2019 sonunda bitirildi. Ama tabii tünelin delmesi ve betonlanmasıyla biten bir süreç değil bu. 2020 yılında bir yıl bir boşluk verildi. 2020 yılında tekrar bir ihale daha yapıldı. İkincil işler dedikleri bu. İşte elektrik, elektromekanik, iklimlendirme, haberleşme sistemlerini içeren 2020 yılında bir ihale daha yapıldı. Ve artık biz Mayıs, Haziran, en geç Temmuz aylarında her iki tüpümüz bitmiş şekilde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Buradaki gecikmenin bir sebebi de şu. Biz özellikle geçen yıl ve bu yıl vatandaşlarımız bu tüneller delinmişken, yapılmışken Eğribel çilesini çekmesinler diye biz yaklaşık 5-6 aylık bir ara verdik. Vatandaşlarımız bu konforu erkenden kullanma başlasın, o çileyi çekmesin diye. Bu 5-6 aylık duraklama bu yıl da aynı şekilde biten tüpten trafik akışı devam ediyor. Diğer tüplerde çalışmalar teknik olarak durması gerekiyor. Geçen yıl da durmuştu. Bu yıl da büyük oranda bu çalışmalar durdu. Gecikmelerden bir tanesi de bu. O halde şunu diyebilir miyiz burada? Yaklaşık bir yıllık süreç uzamasındaki sebep uzamış gibi görmeyelim. Vatandaşımızın kullandığı bir süre. Vatandaşa ulaşım adına tünelin açılması diğer tarafta da hızlı işleyen işlerin yavaşlatılmasına sebebiyet Kesinlikle. Verdi. Bu yüzden de sürede uzama vardır. Yani bir yılını bundan dolayı kabul edebiliriz. Şimdi şöyle, gerçekten buraya 2009 yılında Binali Yıldırım, rahmetli belediye başkanımızın ilk seçildiği seçimlerde, yerel seçimlerde gelmişti. Bize o gün Şebinkarahisar Meydanı'nda 1000 metre tünel sözü verdi. Evet. Ama yapılan çalışmalarda bu tünelin hiçbir şekilde bu Eğribel çilesini sonlandırmayacağı, bunun bir çalışma yapılarak 1500'e çıkardı, bir çalışma daha yapıldı 3000 metreye çıkardı, bir çalışma 5000, rakım kurtarmadığı için en son 6000 metrelik tünellerin ihtiyaca cevap verileceği öngörüldü. Ve 6 kilometre olunca da çift tüp olma zorunluluğu var, 12 kilometre. Dolayısıyla yani Türkiye'deki şu anda yapımı da devam eden tüneller arasında ilk 3 tünel arasında. Evet. Yani 12 kilometrelik tüneli yapmak o kadar kolay bir iş değil. Zamanında işte bu örnek çok veriliyor ama çok yerinde bir örnek. İşte bütün Türkiye'nin üzerinden geçtiği İstanbul'a ulaşım için, Avrupa'ya ulaşım için ya da transit bir yol işte Avrupa ile Asya'yı bağlayan bir Bolu Dağı tüneli yaklaşık 22 yılda bitti. Doğru. Yani ona baktığınız zaman böyle bir devasa bir yatırımın hani 5 yılda bitirilmesi gerçekten diğer şu anda Türkiye'de devam eden tünel projeleri de göz önünde bulundurulduğunda çok iyi bir makul bir süre. Bunda gerçekten yüklenici firmamızın da finansal yapısının güçlü olmasının çok büyük etkisi var. Zaman zaman ödenek konusunda problem yaşamalarına rağmen hiçbir zaman inşaatı durdurmadılar. 24 saat esaslı usulde çalışmalarına devam ettiler. Ümer İnşaat'a teşekkür ediyoruz bizler. İkinci sorum olarak da yine tünelin bağlantılarıyla ilgili. Evet, tünelimizin yapıldığını 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in 100. yılında biz tünelimizden her iki tüple geçeceğimizi zaten kesinleştirmiş oluyoruz. Akabinde Pınarlar tünelimiz var. Aslında ilk konuşmalardaki planlamalar Erbel Tüneli ile birlikte Pınarlar Tüneli idi. Pınarlar Tüneli de yapıldıktan sonra Giresun Şebinkarahisar arasındaki mesafe 89 kilometreye düşecek ve zaman 1,5 saate düşecekti. Bir nebze olsun 12 dakika Erbel Tüneli kısaltıyor. Yaklaşık bir 6 kilometrede kısaltıyor. Bu bir nimet. Ancak Şebinkarahisar Giresun arası, daha doğrusu Giresun İç Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz arasındaki bölgemizdeki 89 kilometreye inme ve 1,5 saate düşme zamanımız ne zaman noktalanmış olacak? Şimdi ifade ettiğiniz gibi şimdi bu etap etap planlandı.
Bu etaplar tamamlandığı zaman Giresun Dereli arası, Dereli Eğribel Tüneli arası, Eğribel Tüneli, burası 4 etap olarak planlandı. Şimdi 89 kilometreye düşecek yol. Şimdi Eğribel Tüneli'nden hariç 42 kilometrelik bir yolumuz daha var. Yani Eğribel Tüneli'nden sonra Dereli ilçesine kadar 42 kilometrelik bir yol ve içerisinde 5 kilometrelik de Pınarlar Tüneli var. Tabii küçük küçük lokal tüneller de var. Tıpkı Giresun Dereli arasında olduğu gibi 1000 metrelik, 800 metrelik lokal tüneller de var. Şimdi bizim hedefimiz bu konuda Alucra, Çamoluk ve Dereli ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla önümüzdeki hafta onları da Şebin Karahisar'a davet edeceğiz. Bu konuyla ilgili inşallah 2023 seçimlerden önce Cumhurbaşkanımızdan bir ihale talimatı bekliyoruz. Bütün her şeyiyle hazır, bütün dosyaları, ihale dosyaları hazır. Hedefimiz inşallah 2023 yılından önce Cumhurbaşkanımızın ağzından bir müjde işitebilmek olanı ihalesiyle ilgili. Çok güzel. İnşallah bu yol 89 kilometreye Giresun'dan Şebinkarahisar düştüğü zaman söylediğiniz 1 saat 15 dakikalık süreden de çok kısa bir süre, yani 45-50 dakikada inşallah Giresun Şebinkarahisar arasındaki ulaşım sağlanmış olacak. Biz tabii Binali Yıldırım Başkanımız bu yolu planlarken, bu tünelleri müjdelerken bize Karadeniz Akdeniz arasında önemli bir aks olacağını da ifade ederek bu müjdeyi vermişti. Ama tabii takdir edersen sadece Eğribel tünelleri bu aks olma yolunda bir adım sayılmıyor. Çünkü daha ağır tonajlı araçlar, tırların kullanılması, limana erişimini sağlayacak. Maalesef şu bizim Şebinkarahisar'la Suşehir İstanbul bağlantı kavşağımız Evet. arasındaki 42 kilometrelik yol. Onu da her ne kadar da 2023 yılında bitirecek olsak bile bu Akdeniz Karadeniz arasındaki aksa cevap verecek nitelikte bir standartta bir yol olmayacak. Biz bununla ilgili yaklaşık 6 aydır yoğun bir şekilde bir mesai başlattık. Alucra kavşağından Sivas Gemin Beli kavşağına kestirme bir aks üzerinden yaklaşık öyle 15-20 dakikada Alucra kavşağından Yeminbeli kavşağına bir hat oluşturacak yeni bir güzergah üzerinde çalışıyoruz. Alucra kavşağı dediğimiz nokta neresi başkanım? Tam zarının orada Yani bulunan Şebinkarahisar sınırları içerisindeki tabii Alucra kavşağımız diyoruz. Alucra Alucra kavşağından Geminbeli kavşağını dediğimiz Gemin zaman birleştireceğiz. O arada bir önemli bir orayı açalım biraz çünkü daha evvelde kısaca değinmiştiniz. Burayı açalım. Hatta şöyle yapalım. Video alıyorum ben. Videolarımızı bölüm bölüm alalım. İkinci sorumuz bizim Sivas Giresun arasındaki karayollarının Şebinkarahisar Suşehir arasındaki bölümünü sormuş olalım. İzleyicilerimize tekrar merhaba diyoruz biz. Bugün 4 Ocak 2023 Çarşamba. Şebinkarahisar AK Parti İlçe Başkanı Nejat Okuyar ile 2022 ve 2023 değerlendirmelerini alacağız. 2022 yılındaki çalışmalar, 2023'teki beklenenler nelerdir? İkinci bölüm olarak videomuzu tekrar başlatıyoruz. Hemen buradaki sorumuz bizim Sivas Giresun arasındaki karayolunun hızla ne zaman cevap vereceği ve akabinde Alucra kavşağı ile Geminbeli arasındaki yapılacak yoldaki durumlar. Burada aslında bir müjde vermek istiyoruz. Yol çalışmalarında zamanı kısaltmak, kilometreyi azaltmak adına bir projeler başlatıldı, çalışmalar başlatıldı. Şimdi AK Parti İlçe Başkanı Nejat Okuyar'dan ilk ağız olarak bunları bizler alalım sizler için. Dinleyelim başkanım sizi. Şimdi az önce de ifade ettim. Şu anda yapımı devam eden Eğribel tünelleri ve devamındaki Pınarlar tünelleri ve 42 kilometrelik yol, devamında Dereli-Giresun arasındaki yol ve tüneller, bunların hepsi aslında Karadeniz-Akdeniz arasında bir aks olarak planlandı. Yalnız Şebinkarahisar'a kadar yolu getirdik, Alucra Kavşağı'na kadar getirdik. Oradan sonra bizim dereye iniş çıkışlı bir 40 kilometrelik İstanbul bağlantı güzergahımız var. Bu gerçekten her ne kadar da oradaki çalışmalarımızı 2023 yılında bitirecek olsak da istediğimiz nitelikte, istediğimiz standartta bir yol çıkartamıyoruz. Coğrafyadan dolayı, rakım iniş çıkışlarından dolayı. Biz bunun üzerine
Yaklaşık 6-7 aydır bir çalışma başlattık. Rahmetli başkanımız döneminde de Binali Yıldırım başbakanımıza konuyu arz etmiştik. Daha sonra da muhtarlarımızla gittiğimiz Ankara ziyaretimizde konuyu Canikli bakanımıza arz ettik. Ve hani makul güzergah, hani çok maliyetine de bakılmaksızın makul bir güzergah bulunabilirse bu projeye açık olduklarını. Tabii bizim geçmemiz gereken 1986 yılında Kılıçkaya Barajı yapıldıktan sonra bizim eski İstanbul güzergahı deplase edildi. Evet. Bizim ana çıkış kaynağımız bu eski İstanbul güzergahı. Evet. Evet. Yani geçmemiz gereken bir Kılıçkaya Barajı var. Oraya geçeceğiz. Sonrasında da karşıya geçtikten sonra da bir tünelle birlikte o su şehrinin Türkmenler Köyü, işte o düz ovalık alana çıkmış olacağız. Oradan da Sivas Geminbeli Kavşağı'na birleştirme üzerine kurulu bir çalışmamız var. Bununla ilgili özel bir firma 2-3 tane alternatif çalışıyor. Çok güzel. İnşallah bu Ocak ayının 15'inden sonra bu çalışmalar bize önümüze koyacak. Ama ciddi profesyonel bir çalışma bu. İşte MTA'dan sondajlar almak suretiyle, AFAD'dan işte heyelanları almak suretiyle, rampalar, inişler, çıkışlar, bütün ve maliyetler de hesaba katılmak suretiyle bize 2 ya da 3 tane alternatif sunacaklar. Biz de bunu önce gideceğiz Giresun milletvekillerimiz Cemal Öztürk de sağ olsun bu projeyi yakından takip ediyor. Önce kendisine izah edeceğiz. Sonra gideceğiz Karayolları Genel Müdürüne bir sunum yapacağız. Bu projeyi hazırlayan arkadaşlarımızla birlikte. Sonra Canikli Bakanımızın desteğini isteyeceğiz. Binali Yıldırım Başbakanımızın desteğini isteyeceğiz. Ama biz eğer burası bir Karadeniz-Akdeniz aksı olacaksa bu güzergahın mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. O halde buna müjde diyelim. Hemen akabinde bunu biz Sivas Giresun olarak değerlendirmeyelim. İç Anadolu, Doğu Karadeniz olarak değerlendirelim. Çünkü Trabzon'daki, Gümüşhane'deki sürücüler de bu yoldan ulaşım sağlayacaklarından bölgemizi tamamen kapsayacaktır. Projeyi biz zaman zaman Giresun Ticaret Odamızla da paylaşıyoruz. Onlar da bu projede paydaş yapıyor. Çünkü Giresun'un kalkınması için son derece önemli. Yani bir Sivas'ın, Kayseri'nin Giresun Limanı'yla bağlantısının yapılması Giresun ekonomisinin içinde çok önemli. Biz Giresun Ticaret Odası'nı da bu konuda Giresun Odalar Birliği de bu konuda paydaş görüyoruz. Onlarla birlikte hareket ederek inşallah yani başlamak bitirmenin yarısıdır şiarıyla biz bu işte bir bismillah dedik. Evet. Diğer bir sorumuz olarak da biraz önce doğalgaza değindik ancak teğet geçtik. Biraz açalım istiyorum doğalgazı. Aslında Şevin Karahisar'ın 2020 yılında doğalgaza kavuşması hayal demeyelim bekleniyordu. 2020 yılında sanki Şevin Karahisar doğalgaza kavuşacak, doğalgaz kullanacak diye beklentiler vardı. 2023'e kadar geldik. 2023'te kesin kavuşuyor muyuz yoksa uzamalar olacak mı? Şimdi doğalgazın iki tane arzı var. Bir tanesi doğalgazın illere iletilmesi, bir tanesi de doğalgazın iller içerisinde dağıtımının yapılması. Evet. Şimdi doğalgazın illere iletimini BOTAŞ üzerinden devlet yapıyor. İller arasındaki dağıtımını da, parakende dağıtımını da Giresun Ordu için Aksa firması yapıyor. Dolayısıyla Şevin Karahisar'daki doğalgaz dağıtımını ve satışını Aksa firması yapacak. Yani direkt hani devletin inisiyatifiyle ilerleyen bir süreç değil. Burada hem devlet hem de özel sektörün bir inisiyatifi söz konusu. Biz mümkün olabildiği kadar rahmetli belediye başkanımızla da, şimdiki belediye başkanımızla da bir an evvel ilçemiz bu konfora kavuşsun diye hep mücadele ettik. Geldiğimiz süreçte artık 2022 yılında bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İşte doğalgaz depolama, Şevin Karahisar'a şu anda depolama sistemiyle gelecek. 2022 yılında belediye meclis kararımızla doğalgaz depolama alanımızı tahsis ettik. Burayla ilgili bir takım imar konuları vardı, onları hallettik. İnşallah 2023'ün Mart-Nisan ayında kazma vurmak suretiyle, şimdi bugün bu röportajdan sonra Giresun'a gideceğim, Aksa yetkilileriyle bir toplantımız var. İnşallah Ocak-Şubat ayında bunun yapımı ihalesi yapılacak. Mart-Nisan ayında da kazma vurmak suretiyle Şevin Karahisar en geç Temmuz ayında
doğalgaz konforuna kavuşmuş olacak. Tabii bu demek değildir ki Şebinkarahisar işte 15 mahalleden oluşuyor. 15 ay 15 mahallede aynı anda doğalgaz konforuna kavuşacak değil. Şu anda Giresun merkez ilçede dahi doğalgaz iletilemeyen mahalleler var. Başlıca sebepleri var. Ama biz hedefimiz Şebinkarahisar'daki ana yerleşim alanının %25'ine 30'una bu yıl 2023 yılı içerisinde doğalgaz konforuna kavuşturmak, 2024 yılında da kalan bölgelere kavuşturmak. Evet. Tekrar ikinci bölümde üçüncü soruyu soruyorum ben. Bizim önceki yıl başlayan bir cezaevimiz var idi. Cezaevimiz şu anda durdu. Durduruldu demiyoruz, durdu. Bu herhangi bir, nasıl söyleyelim biz, çalışan firma tarafından durdu. Bir baskı tarafından değil idi. Şu anda planlanan nedir? Cezaevi çalışmaları başlayacak mı? Şimdi şöyle, cezaevine konusuna şuradan başlayalım isterseniz. Cezaevi, biz cezaevi yapmaya niye niyetlendik? Yani niye öncelikledik? Bir kere buradan başlamak lazım. Biliyorsunuz bizim Şebinkarahisar'ın çok önemsediğimiz, büyüklerimiz tarafından Şebinkarahisar'a kazandırmış bir ağır cezamız var. Ama bir tarafı sevindirici ama bir taraftan da üzüntücü olan dosya sayısının çok az olması sebebiyle Şebinkarahisar'daki ağır ceza her 2 yılda, 3 yılda bir böyle bir bakanlık tarafından yapılan çalışmada dosya azlığı sebebiyle kapatılması gündeme geliyor. Evet. Biz bunları sağ olsun Canikli Bakanımız 3 defa bakanın önündeki dosyadan çıkarttı Şebinkarahisar Ağır Ceza Müdürlüğü'nü. Hatta bir keresinde o kadar bu iş ciddi bir boyuta gelmişti ki rahmetli belediye başkanımızla birlikte bir Ankara'ya gittik sadece bu konuyu üzerine. Rahmetli belediye başkanımızın Nurettin Canikli Bakanımıza abi ya bu listeden Şebinkarahisar'ın ismi çıkacak ya da ben bu belediye başkanlığını Ankara'da bırakıp Şebinkarahisar'a öyle gideceğim dediğini ben çok net hatırlıyorum. Onun için çok önemsediğimiz bir kurum ve bu kurumun Şebinkarahisar'da sağlama alınması, işte zaman zaman kapatılmasının başka bir yere götürülmesinin gündeme gelmesini önüne almak adına Şebinkarahisar'da böyle bir yüksek kapasiteli cezaevinin kurulması bizim için çok önemliydi. Orada da bizim genel müdürümüz vardı Şebinkarahisar'da. Sağ olsun o da mutfağında çok ciddi bize destekleri oldu. Yılmaz Çiftçi şimdi Ankara Komisyon Başkanı'nda evet. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Gerçekten Şebinkarahisar ölçeğinde yüksek kapasiteli bir cezaevi ihalesi yapıldı, başlandı. Ama daha sonrasında bu hem ülkemizde yaşanan hem de küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma sebebiyle fiyatların aşırı artmasından dolayı hükümetimiz bütün müteahhitlere, Türkiye'deki bütün müteahhitlere fesih hakkı tanıdı. Yani dedi ki şu aşamaya ulaşmamış inşaatları, işte %10'un altında imalat yapılmamış inşaatları haklı fesihe sokabiliriz dedi. İstersen sana şu kadar fiyat farkı verebilirim ama istersen de bırakabilirsin diye böyle bir seçenek sundu. Ve bizim müteahhitimiz de bu haklı fesih kararından faydalandı ve işi tasfiye edildi. Biz daha sonraki süreci de yakından takip ettik. Şu anda dosya hazır Adalet Bakanlığı'nda. Ocak ayı bekleniyor. İnşallah bu ay içerisinde tekrar ihalesi yapılacak. Mart-Nisan yani inşaat sezonunda tekrar ihalesine yapımına başlanacak. Zaten temelleri atılmış durumda. Yani hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. Yani herhangi bir yapılmama, rafa kaldırma durumu söz konusu değil. Zaten bütün temeller atılmış durumda. İnşallah inşaat sezonuyla birlikte Mart-Nisan ayında tekrar yapımı devam edecek. Teşekkür ediyorum bu bölümü de verdiğiniz bilgiler için. Üçüncü bölüm olarak yine Şebinkarahisar AK Parti İlçe Başkanı Necat Okuyar'dan 2022 yılı çalışmaları ve 2023 yılındaki hedeflenen çalışmaları videomuz aracılığıyla kayda alıyoruz ve kamuoyuna buradan duyuracağız. Kıymetli Başkanım, 2022 yılında birçok çalışmalara imza atıldı. Sizler de buna ön ayak oldunuz. Akabinde 2023 yılında elbette ki yaşayan bir bölgedeyiz, yaşanılan bir bölgedeyiz. Yarım kalanlar var. Bunları hızlandırmak için yine ön ayak olarak çalışmaları devam ettiriyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna göletlerimiz düşmüş idi. Buna çok sevindik. Şebinkarahisar'ın köyleri artık sulamaya kavuşacak, tarım arazilerinde sulama yapabilecek denilmişti. Bu hayatın yaşaması adına çok güzel bir gelişimdir.
çağ atlama diyebiliriz. Hangi bölgelerimiz nasıl göletleniyor, nasıl suya kavuşuyor? Şimdi Şirin Karahisar gelişimi itibariyle yani bir fabrika, bir sanayi şehri olması zor görünüyor. Şirin Karahisar'ın biz kalkınmasını 3 ana başlıkta toplamıştık. Bu başlıklardan bir tanesi tarım ve hayvancılıktı. Zaten hani var olan bir tarım hayvancılık potansiyelinin daha profesyonelleşmesini hedefiyle yola çıktık. Tabi burada bizim Şebin Karahisar'daki arazilerimizin %70-80'i susuzdu. Ve bununla birlikte yaklaşık 10 yıldır çok ciddi bir altyapı çalışması yapıyoruz. Devlet su işleri işbirlikleriyle. Şebin Karahisar'da 16 tane gölet planlandı. Yani bu 16 tane gölet planlandığı zaman Şebin Karahisar'daki tarım arazilerinin yaklaşık %80'i sulu tarıma elverişli hale getirilecek. Hepsi birbirinden önemli, birbirinden değerli projeler ama biz burada en fazla önemsediğimiz Şablıca sulama göleti. Evet. Dediğim gibi yani her bir göletimiz kendi bölgesinde, kendi alanında değerli ama Şablıca göletimiz biraz daha Şebin Karahisar'ın hani işte Dutu, Cevizi, Bağlar bölgesini suladığı için biraz daha hem kapasite olarak diğer göletlerimizden daha büyük olduğu için önemsediğimiz bir proje. Şehrin merkezini canlandıran, evet, yani, hatta gurbetçiyi besleyen bölgelerden tabii, evet. Bağlar bölgesi. Kesinlikle. Ağaçlandırmayla, meyve ve sebzeyle, yetiştiricilikle de zaten ana merkez merkeze olarak. Bağlı 6-7 mahallemiz bu Şablıca sulama göleti havzasında yer alıyor. 6-7 mahallemiz bu kapsamda faydalanacak. Şimdi bütün sulama şebeke hatlarını bitirdik Şablıca sulama göletiyle ilgili. Orada da yine müteahhitten kaynaklanan gecikme olmuştu. Yeniden iade yapıldı. Şimdi firmamız çalışıyor. 2023 yılı sonuna kadar gölet gövdesi de tamamlanacak Şablıca sulama göletinin. Ve 2023 yılı sonu itibariyle su tutmaya başlayacağız. Hani bu yılda barajsız yani direkt regülatör üzerinden bağlarımızda sulama yapacağız ama 2023 yılı sonu itibariyle Şablıca sulama göletimiz bitecek. Yaklaşık 10 bin hektar alan Bağlar bölgesinde sulu tarıma kavuşmuş olacak. Bununla birlikte Uğurca... Bir bağın çocuğu olarak yani bağın bir oğlunun evladı olarak sorayım. Çünkü sulamada hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Ben de yaşıyorum. 7 kilometre omuzumuza küreğimizi alarak 7 kilometre gidiyoruz. Suyumuzu bağlayıp geliyoruz. Kanal gibi akan su bizim oraya geldiğinde... bilek kalınlığı oluyor. Bu yüzden susuzluğu yaşadık. Bu sene umarım susuzluğu hocam, yaşamayacağız. Hocam şimdi kürek devri bitti. İnşallah kartınız olacak. Kartınızı gidip orada akıllı sayaca okutacaksınız. Bağınıza su akacak. Evet. Yine Uğurca dediniz. Dönençay göletimizin de tamamını bitirdik. Dönençay ve Alışar o havzasında ciddi bir sulama yapacak. Buranın hem gövde inşaatı tamamlandı hem de sulama hatları tamamlandı. Vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Bitmeye yakın Uğurca göletimiz var. Gövdesi tamamlandı. Sulama hatlarında ufak bir eksi var. Yıl ortalarında tamamlayacağız. Ovacık göleti biraz kapasite yükseltimi yaptık. Aslında orada tamamlanmıştı. Gövdede yükseltme yapılıyor. Onunla ilgili bir ikmal yapıldı. Sulama hatları sona geldi. O da 2023 yılında o da o bölgede hizmet vermeye başlayacak. Yine bu yıl içerisinde biz Hasanşehir köyümüze ve Ekecek köyümüze daha lokal sadece o köyleri besleyecek küçük göletler yaptık. His göleti adı altında. Onları da tamamladık, hizmete sunduk. Şebin Karahisar 16 tane gölet yapılacak. Yani gölet bölgesi. 16 gölette kaç köyümüz istifade etmiş olacak? Şimdi şöyle, asıl önemli olan burada bir Totak Dağı'na yapacağımız çok büyük bir proje var. Burada o kadar yüksek bir su kapasitesine ulaşıldı ki biz aslında bir orayı İlk önceliğimiz bu köylerimize içme suyu tedariği sağlamak amacıyla başladığımız bir projeydi. Şehir merkezimizin suyu da oradan geliyor. Şehir merkezimizin suyu da oradan geliyor ama farklı havzalar. Yani şehir merkezimizin suyuna hiç dokunmadan biz 42 tane aslında ilk başta 34 tane köyümüzdü. Bunu sonra revize ettik. 42 tane köyümüze içme suyu tedariği sağlayacaktık. Ama baktık su kapasitesi inanılmaz derecede fazla. Bu yüzden İçme suyu barajının yanına şimdi sulama suyu barajını da ekledik. Totak'taki bu barajlarımız da bittiği zaman hem köylerimizin içme suyu problemi ortadan kalkmış olacak
Hem de o sulayamadığımız işte Karaağaç, Bayramköy, işte Tönük, bunun gibi su havzası bulunmayan köylerimizin de ve merkezdeki Müftü Mahallesi, Yavuz Selim gibi mahallelerimizin de tamamı Totakdağ'a yapılacak sulama suyu barajından sulanmış olacak. Planlamalar çok güzel. Evet, şimdi beklenen sonuncu soruma geldi. AK Parti ilçe başkanı olarak ilçede hem teşkilat adına hem ilçe adına çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Bu konjüktürde kendinize bir yön vermeyi planlıyor musunuz? Yine siyasi anlamda bir yön vermeyi planlıyor musunuz? Ya da AK Parti ilçe başkanlığının yanında hedefte ne var? Hocam, öncelikle o soruya geçmeden atladığımız bir şey var. Önce onu bir cevaplayayım. Şimdi Şebin Karahisar'ın önemli problemlerinden sorunlardan bir tanesi de çöp problemi. Harika, evet. Değinmediniz, ben onu atlamadan geçmeyeceğim. Herhalde röportajı bitireceksiniz. Çöple ilgili iki tane başlığımız var bizim. Bir tanesi Şebin Karahisar'ın merkezinde, özellikle hastanemize çok yakın bir bölgede katı atıklarımızın vahşi şekilde depolanıyor olması. Bu birinci problemimiz. Evet. İkinci problemimiz de 62 tane köyümüz var. Yoğun bir gurbetçimiz var. Ve 62 köyümüzün çöpünü bugüne kadar biz maalesef toplayamadık. Şimdi 2023 bu çöpleri çöpe attığımız bir yıl olacak inşallah. Biz hem 62 tane köyümüzün çöpünü toplayacağız. Sayın Valimiz bu konuda gerçekten bize çok büyük destekler veriyor. Bugün de yine Giresun'da bu çöp toplama linkleriyle ilgili yine bir değerlendirme yapacağız. Yani inşallah Mart ayı en geç takvimimizi belirledik. Köylerimizin çöpünü toplamaya başlayacağız. Artık bununla birlikte de artık Şebin Karahisar'da çöplerimizi vahşi olarak depolamayacağız. Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanımız Giresun'daydı. Sağ olsun bize de, belediyemize de transfer istasyonu yapılması konusunda yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım. Bir transfer merkezimiz olacak ve bunu tırlarla, büyük özel bu işle ilgili tasarlanmış tırlarla bu çöplerimizi biz artık başka illere transfer edeceğiz. Dönüşüm merkezi olan illere tırlarla götüreceğiz. Artık ilçemizde çöp depolanmayacak ve inşallah orada da yine belediyemizin çok güzel bir rekreasyon alanı projesi var Güllo Park adı altında. İnşallah çöp alanı da ilçemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burada ilçe turizmine kazandıracağız. Çok güzel. Şimdi aslında ben röportajı bitirmek istemiyorum. Fakat siz de Giresun'a gideceğiniz için zamanı değerlendirmek istiyorum. Hemen sizin konuşmalarınızda dün bir çalışma vardı. Onu da kısaca bir değerlendirelim. Sonra son sorumuzu yineleyelim. Şebin Karahisar'da en son 2007 yılında tütün ekimi durdurulmuştu. Aslında bakıldığında 1994 yılından 2007 yılına kadar Şebin Karahisar hemen hemen Samsun'a, yani Karadeniz bölgesine en fazla tütün veren bir ilçe ve bugünkü mal varlıklarını, bugünkü sermayesini tütünle sağlayan işçilerimizle, çiftçilerimizle mevcuttur. Tütüne 2007 yılından 2022-2023 yılında geri dönüldü. Yaklaşık bir 15 yıllık aradan sonra geri dönüldü. Dün heyecanı gördüm. Tütünden beklentiler var. Bu çalışmalar nasıl oldu? Hedefte ne var? Şimdi 2009 yılında IMF ile yapılan bir anlaşma neticesinde Türkiye'de tütün üretimine kota konuldu. Evet. Yani %10'a düşürüldü. Yani diyelim ki yıllık üretim 1 milyon tonsa 100 bin tona düşürüldü. Bu paralelde Şebin Karahisar'daki tütün üretimi de %90 anlamında geri çekilerek %10 rakamlarına düşürüldü. Ve Şebin Karahisar'ın en önemli geçim kaynağı, yani çiftçilerimizin uğraştığı, bütün ilçe ekonomisini ilgilendiren bir gelir kaynağı devre dışı kalmış oldu. Beraberinde işçilerimiz de, tekel işçilerimiz de buradan göç etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 30 işçimiz ilçeden ayrılmak zorunda kaldı. Bununla birlikte ilçe o tarihlerde çok hızlı bir göç verdi. Çünkü insanlar gerçekten hani tütünle hayatını idame ettiren aileler vardı. Tütün ortadan kalktıktan sonra zorunlu bir göç dalgası oluştu. Aslında bu tütünün İşinin Şebin Karahisar tekrardan hareketlenmesinin bir sebebi daha var. Bundan yaklaşık 2 yıl önce devlet bir yasa çıkardı ve yabancı sigara firmalarına, sigara üretimi yapan firmalara şunu söyledi devlet yasayla. Dedi ki sen Türkiye'de üretimini yaptığın sigaranın, tütünün en az %50'sini
Türkiye'de üretilen tütünlerden sağlayacaksın diye bir yasa çıkardı. Yerli üretimi. Tabii. Bu yasayla birlikte özel firmalar da Türkiye'de işte bilindik sigara firmaları da dolayısıyla zorunlu olarak iş piyasaya yönelmek zorunda kaldı. Evet. Çünkü bu bir zorunluluk haline getirildi. Yani diyelim ki adam yıllık 1 milyon ton tütün işleyen bir fabrika varsa bunun 500 bin tonunu yerli üretimden tedarik etmek zorunda kaldı. Böyle bir Cumhurbaşkanımız böyle bir yasa çıkardı. Bunun da teşvikiyle ilçemizde tekrar sağ olsun Ticaret Odası Başkanımız da bu konuda öncülük etti. Çok ciddi bir firma geldi Şevmenk Aleyhisar'a. Önden avanslarını ödedi. Evet, dedi ki al evet. Parayla işte toprağına yatırım yap, gübreni al. İşte avans niteliğinde paralar da ödedi. Dün ilk teslimatlar gerçekleşti ilçemizde. Ben gerçekten hani duygulandık. Ben hatta tekerde çalışan arkadaşlardan o döneme dair hani tütün teslim alındığınıza dair fotoğraflar var mıydı? Onlardan bir tane fotoğraf almak suretiyle paylaşım yaptım. Ve her sene, yani geçen yılki üretimin bu yıl en az bir kat daha fazlasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah o ikiye katlayacak. Öyle öyle. Tabii barajlarımızın, arazilerimizin de sulu tarıma elverişli hale gelmesinden sonra ve bu tütünün çilesi, eziyeti eski zamanlara göre çok az. Yani eskiden yaklaşık bir tütünün işte fide olarak dikmesinden 12 ay hizmet ediliyor. Yaklaşık 14 ay. Yani fideye evet, katınca 14 ay gibi bir hizmet vardı. Bu yaklaşık 5-6 ayda bu süreç tamamlanıyor. Daha hizmetsiz, daha fazla bir karlılığı var. İnşallah halkımızın, çiftçilerin tekrar bu işe yöneleceğini düşünüyoruz. Biz bunun zeminini hazırlayacağız. Evet. AK Parti İlçe Başkanı Nejat Okuyar. Şevin Karahisar'da uzun dönemdir AK Parti ilçe başkanlığı yaptı. Tabii bu ilçe başkanlığıyla beraber hedefte beklenen ne olabilir? Bu konjüktür hangi yöne kayacak? Kendilerinden dinleyelim. Hizmetiniz döneminde Şevin Karahisar, hatta bürokrasiler artık sizleri tanıyor. Ankara sizleri tanıyor. İlçe başkanlığıyla beraber Şevin Karahisar için çizdiğiniz yol nedir? Hedefiniz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben ifade ettiğiniz gibi uzun yıllardır AK Parti İlçe Başkanlığı yapıyorum. 8,5 yıl oldu. Normalde 6 ay sonra 3 dönemimi tamamlayacağım ve ilçe başkanlığımız bizim sona erecek. Tabii bizim şu anda önümüzde çok önemli bir seçim var. 2023 Haziran seçimleri. Eğer erken olmazsa Haziran ayında yapılacak. Ve belki Türkiye'nin en kader seçimi diyebiliriz. Burada AK Parti'nin 20 yılda yaptığı, Cumhurbaşkanımızın hem ülkede hem ilçede yapmış olduğu bu hizmet siyasetinin halkımız tarafından yeniden ibra edileceği bir seçime gidiyoruz. Tabii bu seçim çok fazla anlamlar ifade ediyor. Yani Türkiye'nin bundan sonraki önündeki yürüyeceği yol haritası, hangi yoldan devam edecek? İşte görüyorsunuz son 6 ayda işte yerli milli otomobilimiz tok seri üretime geçti. Mart ayında inşallah yerli doğalgazımız ilk defa Türkiye'de şebekeye verilecek. İşte geçen Gabardağ'da çıkartılan petrolü hepimiz gördük. Aslında 2023 sanki yeniliklerin de yılı gibi evet. Algılıyoruz ya yenilik, biz. Bu yenilikler, bu atılımlar işte savunma sanayinde yapılan işte gerek taarruz gerek savunma sistemlerinin bir devreye alınması. Cumhurbaşkanımızın uluslararası dış politikada göstermiş olduğu performans, işte Ukrayna-Rusya krizindeki arabuluculuk üstlenmesi. Bunların hepsi işte 2023 yılında Haziran ayında halkımız tarafından ibra edilecek. Yeni bir döneme girilecek. İşte Cumhurbaşkanımız onu Türkiye'nin ikinci yüzyılı olarak adlandırdı. Bizim bütün enerjimiz, bütün mesaimiz bu Cumhurbaşkanlığımızın seçimleri. Bütün teşkilat mensuplarımızın da bütün önceliği 2023 seçimleri. Tabii ki hani insanların siyaseten kendilerine hedef koyması olağan süreçlerdir. Ama dediğim gibi biz 2023 şu an tek düşüncemiz 2023 seçimde. Bu seçimlerden sonra oturup konuşacağız, istişarelerimizi yapacağız. Yani partimiz farklı görev verirse o görevlerde yer alacağız. Partimiz dinlen derse, yeter bu kadar derse oturup dinleneceğiz. Tabii o dediğim gibi 2023'ten sonra değerlendirebileceğimiz süreçte. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten çok başarılı, çok dinamik bir teşkilatımız var.
Yani son 6 ayda biz Şebin Karahisar'daki bütün köyleri, 62 köyü tek tek eve kapı kapı dolaştık. Hepsine Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Son 3 ayda partimize 300 tane yeni üye kazandık. Şebin Karahisar'da yaklaşık 9000 seçmenimiz var. Bu 9000 seçmenin %25'i partimizde üye. Yani şu anda 4200 civarında bir üyemiz var. Yani çok başarılı bir teşkilatımız var. Giresun'dan geçen ay değerlendirme yapıldı. İşte teşkilat performans sisteminde, üye kayıtlarında, hane ziyaretlerinde, sosyal medya paylaşımlarında. Hani artık genel merkez tarafından övgüler alan bir teşkilatımız var. Ben bu vesileyle hani teşkilatımızdaki arkadaşlarıma da tek tek teşekkür ediyorum. Peki, ben soruyu daha net soracağım ve net cevap alacağım. Belediye başkanlığı adaylığınız var mı? Hocam, dediğim gibi yani 2023 seçimleri bizim için bir miras olacak. Bütün enerjimiz, bütün aklımız, fikrimiz orada. İnşallah o seçimleri geçirdiğimizde bu sorulara daha net cevaplar verebileceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bizlere verdiğiniz bilgiler ve kamuoyunu aydınlattığınız için, bizler de basın mensubu olarak halkın nabzını tutarak size aktarıyoruz ve sizdeki bilgileri, sizdeki çalışmaları da kamuoyuna sunduğumuzda bir köprü vazifesi oluşturmuş oluyoruz. Emeklerinize teşekkür ediyoruz, bilgilerinize teşekkür ediyoruz. Bir Şebin Karahisar için hep birlikteyiz diyoruz. Ya tabii bununla birlikte değerlendireceğimiz, aslında konuşacağımız çok konular evet. Var. İşte üniversite başlığına hiç girmedik. Sporla ilgili başlığa hiç girmedik. Eğitimle ilgili başlığa hiç girmedik. İnşallah daha geniş zamanda, dediğim gibi bugün Giresun'da aldığımız 2-3 tane randevumuz var. Bir de Giresun'da olmamız gerekiyor. İnşallah bunlar da diğer söyleşilerimizde, bunlar bu başlıklara da. Şuna da ben hemen ekleme yapayım kıymetli başkanım. 100. yılda Şebin Karahisar'ın vilayetlerinin verildiği 2023 ve 2023'teyiz. Yani 1923 ve 2023, 100. yıldayız. Şebin Karahisar'ın vilayetliği elbette ki asırlardır. 90 yıldır bekleniyor diyoruz biz. Ona da ilerleyen zamanlarda değinelim. İnşallah. 100. yılda Şebin Karahisar iade-i itibarına kavuşacak mı diyeceğiz. Her zaman aklımızın bir köşesinde. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bizler de 100. yılda diyoruz ki her şey gönlümüzce olsun. İnşallah. Her kim ilçemiz, bölgesi için bir yatırım, bir teşvik, bir destek sağlıyorsa muhakkak aynanın öteki yüzünde kendisine yansıyacaktır. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağ olun. İyi günler, iyi yolculuklar diliyoruz. Sağ olun.